Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Emlakçı Hoca yine bağıra çağıra bir şeyler söylüyor ama ben üzerime alındım. Selefilere saldırıyor. Selefilin ne olduğunu bilmediği belli. Ya da safa yatıyor. Kendisi dünkü Nakşi Selefinin 20 yıllık olduğunu söylüyor. Zavallı cahil. Selefilik, Selefi Salih'in tabiye uyanlar, tabiine uyanlar, sahabenin yolunda gidenler, sahabeyi görenlerin yolunda gidenler diye İslam'da bir akım var ve İslamlık tarihi kadar eski. İlk zamandan itibaren başlamış bir akımdır Selefilik. 20 yıllıkmış. Adam hakikaten insanları cahil ya da saf zannediyor. Selefiliğin 20 yıllık olduğunu düşünen bir adam hakikaten sadece bağırarak bir şeyler anlatmak isteyen kara cahilin teki. Selefilik şu anda benim bildiğim selefileri söyleyeyim ya da selefilerin kendi tarifiyle Abdülkadir Polat'ın tarifiyle şu anda 4 çeşit selefilik var. Suud selefiliği var, Mısır selefiliği var, işte Türkiye'deki selefilik var, Hanzala gibi selefiliği savunanlar var. Mesela Aydın'da Abdülkadir Polat diye bir selefilik savunan bir fikir var arkadaşlarıyla beraber. Ve selefiler de kendi aralarında birbiriyle anlaşamıyor. Birbirlerinde ağır ithamları da var. Ama bir tarikatçı selefilik hakkında konuşmaya hakkı yok. Bu tarikatların ne kadar dibine inersenin Osmanlı'nın ortası çıkar. Daha fazla geriye gidemez. Zaten tarikatları kuranların doğduğu tarih belli. Mesela çok hoştur. Nakşibendilik tarikatı Ebu Bekir Sıddık'a dayanır. Nakşibendi Hazretleri mi daha büyük? Ebu Bekir Hazretleri mi daha büyük? Bir tarikata en büyüğünün ismi verilir. O zaman Ebu Bekir tarikatı deyinsene. Niye Nakşibendi tarikatı diyorsunuz? Nakşibendi Hazretleri Anadolu'da yaşamış ölmüş. Tarikatın adı Nakşibendi tarikatı. Ama genç olduğu için, yeni olduğu için Ebu Bekir Sıddık'a dayanıyor. Niye dayanıyor? Dayanması da çökecek çünkü. Arkadan bir şeylere dayamak lazım. Bir tarikatın en büyüğü kimse ona onun ismi verir. Sağa sola dayamaya gerek yok. Onun için selefilik tarikatların tasavvuf ekolüne dayanan kısmını çok sağlam eleştirdikleri için onların hatalarını, onların problemlerini gün yüzüne çıkartıp ifşa ettikleri için bütün tarikatlar kendi aralarında birbirlerine karşı üç maymunu oynarlar. Birbirlerini görmezler, duymazlar, işitmezler, hiç sıkıntı değil. Ama birbirlerine de yazık, inşallah onlar da bir gün hak yolu bulur diye iyi niyetle dualarını da eksik etmezler. Her tarikat öteki tarikata acır. Kendi tarikatının da tek ve doğru yol olduğunu kabul eder. Selefiler de bir tarikattır. Farkında değiller. Ehl-i sünnetin tasavvufa dayanan tarikatlarını reddederler. Onların hurafeleriyle, mucizeleriyle alay ederler. Dalga geçerler. Şeyhlerini ilah edindiklerini ispat ederler. Mesela Ebu Haris var, Ebu Hanzala var, Abdülkadir Polat var, Abdullah Yolcu var. Bu saydıklarımın hepsi selefi. Ve bunlar kendi aralarında yine birbirleriyle de anlaşamazlar. İşin güzel tarafı, sizin bilmeniz gereken kısmını söyleyeyim. Tarikat ve cemaatler ne kadar hadis ve sünnet savunuyorsa, selefiler de o kadar hadis ve sünneti savunuyor. Şimdi düşünün. Allah aynı, Resul aynı, kitap aynı ama aynı olmayan bir tek şeyleri var. Hadisleri. Bunların hadisleri tavşan kulağı gibi birbirine selam çakar durur. Ne kadar ilginç değil mi?
Bakın Kur'an yeter dese problem kalmayacak. Ama Kur'an yetmez diyor. Kur'an yetmez deyince birisi selefi olman lazım diyor. Öteki nakşibendi olman lazım diyor. Diğeri rufai olman lazım diyor. Hayır cerrahi olman lazım diyor. Diyor. Neden? Kur'an yetmiyor. Kur'an yetmediği için kendileri mutlaka bir şeyler üretmek zorunda kalıyor. Bunların hepsi Anadolu ve bu çevrede üretilmiş, icat edilmiş akımlardır. Buralarda icat edildiği için Suudi Arabistan'da herhangi bir tarikat mevcut değildir. Suudi Arabistan'da tarikat yok. Hepsi tek zihniyettir. Şimdi önce Emlakçı Hoca'nın öfkeli öfkeli her zamanki gibi nasırına basmışlar gibi bağıra bağıra anlattığı ama çok basit ve sade bir konu. Şimdi adam aynı şeyleri sakin de söyleyebilir. Ama sakin sakin söylemiyor. Bağıra bağıra söylüyor. Neden? Çünkü işin içinde ne kadar çok bağırırsan o kadar heyecanlısın, o kadar büyüksün, o kadar iyisin gibi etiketler karşı tarafta intiba uyandırdığı için adam nasırına basmışlar gibi bağıra bağıra ama gayet normal şeyler söylüyor. Buyurun. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut suresi 51. ayet. Vahabi zihniyetli kendilerine Selefi diye bir isim takmış. İngilizlerin kurduğu bir mezhebin uşağı bunlar. İftiraya bakın. İngilizlerin kurduğu bir mezhebin uşağıymış. Şimdi bunu söyleyen adam daha sonra da bunlar IŞİD, bunlar DEAŞ falan diyecek. Yani adam ne kadar düşmanı varsa hepsini tek zihniyet zannediyor. Aynı şey gibi. Adam sadece Kur'an diyoruz. Adam bizi eleştirmek için bize diyor ki bunlar Vahabi. Bunlar harici. Ya sen hariciliğin ne olduğunu biliyor musun? Zavallı cahil. Önce Vahabiliği ya da harici zihniyeti ya da selefi zihniyeti öğren. Ondan sonra karşındaki ismi, kişiyi adlandır, isimlendir. Kafana göre sallıyorsun. Niye? Çünkü sen hepsini sevmiyorsun. Bütün sevmediklerini sayıp tek bir kişiymiş gibi konuşurlar. Şimdi Selefilere attığı iftira bu. Arkadaşlar, Selefilik de aynı Nakşibendilik, Nurculuk gibi bu toprakların tarikatlarından birisidir. Ve Selefileri dinleyen iyi niyetli, temiz, delikanlı, kanı kaynayan, özellikle ergen dönemindeki yeni genç ve nesillere çok hoş gelen ideolojilerle doludur Selefilik. Selefilikte meydan okuma vardır. Selefilik pasif değildir. Selefilik meydan okur. Rivayetleri alır, şahısları alır. Buradayızlar, buradayız. Biz Selefiyiz. Öyle heyecanlıdır. Onun için İslami arayışta bir gencin Selefiliğe uğramadan bir yerlere gitmesi mümkün değildir. Az ya da çok bir parça Selefiliğin tadına bakar gençler. Çünkü gençlerin kanını kaynatır. Selefilikte yani Hanzala ya da Ebu Haris ya da Abdülkadir Polat zihniyetinde 60-70 yaşında adamı zor bulursunuz. Çünkü o yaşa geldiklerinde zaten jeton düşüyor, sakinleşiyorlar ve hakikate yöneliyorlar. Ama gençken kan kaynıyor. Kan kaynıyor ve o gençlik yıllarında işte Selefiliğe sempati duyan gençlerle doludur bir Anadolu ve kesinlikle İngilizlerle bir alakası yok. Sizinle aynı fikirde değiller diye adamlara iftira atmanıza gerek yok. Hakaret etmenize gerek yok. Neden iftira atıyorsun? Neden adamlarla zan altında bırakıyorsun? Ne demek İngiliz uşağı, İngiliz patenti, İngilizlerin kurduğu? Nasıl diyorsun bunu? Delilin mi? Neden terbiyesizlik yapıyorsun? Varsa bir delilin, git savcılığa ver. İşte ispatım, işte delilim. Bunları İngilizler finanse ediyordu. Ya da İngiliz şu örgütten besleniyorlardı.
delillerinde konuş. Allah zandan uzak durun diyor. Sen nasıl bir zanda bulunuyorsun? Bir de selefiler diyor. Hepsi. Hepsini katıyor. Adamdaki cesarete bak ya. Ya kardeşim ben selefi değilim. Selefilerin sende bir farkı yok. Ama başkasına iftira atamazsınız. Siz hiç kimseye iftira atamazsınız. Yalan söyleyemezsiniz. Hiçbir selefi İngiliz uşağı olamaz. Siz de İngiliz uşağı değilsiniz. Cahilsiniz. Önünüze koymuşlar, çıkmış söylüyorsun, suratın kızarınca da diyorsun ki, ben demedim kitapta yazıyor diyorsun. Neden? Neden kaçıyorsun? Neden? Bakın arkadaşlar, ben demiyorum kitap yazıyor diyen ne diyor biliyor musun aslında? Ben yapmadım, ben yapmadım, bak orada yazıyor diyor. Çünkü adamın aklına, kalbine oturmuyor, olmuyor. Olmadığı için de adam mecburen kendisini dışarıya atarak cümle kuruyor. Ben söylemiyorum diyor, kitapta yazıyor. Senin söyleyemeyeceğin bir şeyi niçin kitaptan okuyorsun? Neden kitaptan okuyorsun? Onu senin söylemeye yüreğin yoksa, cesaretin yoksa ya da ona iman etmiyorsan, inanmıyorsan neden böyle bir cümle kuruyorsun? Ben demedim, kitapta yazıyor. Neden? Fıtrat ve bilinçaltı hurafenin farkında, onun için kendilerini kurtarıyorlar bu cümleyle. Farkında değiller. Şimdi bakın bağırmaya devam ediyor. Selefi diye bir mezhep yoktu. 20 senedir çıktı ya, kitaplara girdi bu. Görüyor musunuz yalanı? Bunun kafasına 60 yıllık Selefi kitabıyla vurmak lazım. Böyle 60 yıllık, 50 yıllık, böyle 70 yıllık eski el yazması Selefi eserleri alacaksın. Bunun böyle ağzının üstüne kitapla yapıştıracaksın. Bak diyeceksin 20 mi 40 mı? 20 mi 60 mı? Bak bakalım diyeceksin. Ulan 23 sene önce zaten 2000'e girdik ya. Daha dün gibi. Daha dün gibi. Adam şeyle selefilikle Ronaldo'yu karıştırıyor. Selefi demek benim zaten selefi. Selefi demek İmam-ı Azam demek. Yalana bak, yalana bak, yalana bak. Selefi demek İmam Şafi demek. Yalan. Selefi demek Ahmet bin Hanbel demek. Selefi demek İmam Malik demek. Hasan-ı Basri demek. Reklama bak, boy boya bak. Habire boy boy yapıyor. Veriyor gazı. Veriyor gazı. Sen nereden şimdi ayrı bir ekol çıkardın ortaya? Selefi selefi. O selefiler işitçiler işte. Deaşçılar. Gördünüz mü? Bakın. İşte bu İngiliz adamı demekten daha beter bir şey. Türkiye'deki selefilerin üstüne basa basa açıklamaları var. Bizim onlarla alakamız yok. Bizim onlarla alakamız yok. Adamlar her fırsatta bunu söylüyorlar. Adam onları işitçi yapıyor. Kardeşim, onların yaptığı uydurma hadislerin peşinden gidiyor. Uydurma hadislerin peşinden giden de işitten daha beter şeyler yapar. Ama bunlar işit değil ki. Bakın, uydurma hadise iman ediyor. Selefilere göre sebepsiz yere namaz kılmayan öldü. Ne oldu? Zulüm. Dinden dönen öldürülür. Ne oldu? Zulüm. Zina eden öldürülür. Ne oldu? Zulüm. İyi de bunları siz de kabul ediyorsunuz. Selefilerden ne farkınız var? Selefinin öldüreceği herkesi bütün ehli sünnet öldürür. Selefinin öldürdüğü ya da öldüreceği, öldürmeyi düşündüğü her madde sizin de kitaplarınızda yazıyor. IŞİD'in farkını, IŞİD hakikaten gidip öldüren örgüt. Siz boy boyunu yapıyorsunuz. Selefiler de öyle. Selefiler de bunun edebiyatını yapanlar. Dinden dönen öldürülür, hadisleri inkar eden öldürülür, sebepsiz yere namaz kılmayan öldürülür, zina eden öldürülür. E hadi gel öldür kardeşim. Yok, şu anda burası Darül Harp. Darül Harp'te hukuk farklıdır. Bir gün Darül İslam olursa öldürürüz. Yani İslam devleti olursa öldürürüz. Şu anda öldüremeyiz diyorlar. O kırmızı kırmızı yanaklı hacı amcaları. Eğer gücü ellerine geçirsinler, her cumadan sonra
asmak, kesmek onların işi. Ama güç ellerinde. Şu anda insanları öldürme işlerinin tek sebebi konjonktür uygun değil. Şu anda ortam müsait değil. Ortam onların elinde değil. Onlara belli bir yere kadar izin verilmiş. Onlar da bu izin aldıkları yerde bağırıp çağırıp böyle konuşuyorlar. İnançlarını uygulayamıyorlar. Eğer imkan olursa, coğrafya uyarsa, Afganistan'a, Cezayir'e, Pakistan'a dönerse bu topraklar, o zaman bu adamlar öldürecek. Hem Selefiler öldürecek, hem Ehl-i Sünnet'in bütün tarikatları öldürecek. Çünkü kitaplarında yazıyor, Kur'an'da değil, hadislerinde yazıyor. Keçilerin yediği ayetlere iman ettikleri için öldürecek. Siyer kitaplarında öldür yazdığı için öldürecek. Ve hepsi öldürecek. Buna emin olun. Çünkü onların kitaplarında yazıyor. Bakın dostlar, Kur'an öldürün demez. Kur'an savaşın demez. Kur'an iki kelime söyler. Savaşları bitiren iki kelime. Saldıranla savaş. Kur'an hücum demez. Savunma savaşı. Kur'an İslam'ı yaymak için ordu yollamaz. Kalpleri fethetmeyi anlatır. Fikirleri anlatır. Karşı tarafın fikirleriyle mücadele eder. Kur'an'daki İslam hiçbir yere savaş ilan etmez. Savunur. Onun için Allah ayeti kerimede saldıranla savaşır. Kur'an'a göre ilk saldıran olamazsınız. Birisi saldırırsa saldıranla savaşırsınız. Kur'an'ın savaş politikası budur. Kur'an öldürmez. Kur'an'da iki yerde adam öldürülür. Bir, kısas, öldüreni öldürürsün. İki, savaş meydanı. Savaş meydanı ve kısas haricinde hiç kimse hiç kimseyi öldüremez. Kısasta da hayır vardır. Siz silahı çekip birisini öldüreceğiniz zaman oradaki sistemin seni de öldüreceğini bilirsen, o sıktığın kurşun senin kendi kafana giriyor. Bunu bilerek sıkacaksın. Diyeceksin ki ben öldürürsem beni de öldürecekler. Bu kadar basit. O zaman öldürmek zorlaşır. Sen o adamı öldür, ben seni hapiste yedirir, içirir, beslerim, el sanatları öğretirim derseniz bu zaten Kur'an'ı olmaz. Evet. Şimdi Emlakçı Hoca'nın bağırmasını biraz daha dinleyelim. Selefi onlar. Yani Selefi şu demek. Seni yine bir kelimeyle kandırsın diye kurgulanan bir proje. Selefi Peygamber Efendimiz'in yolunda gidenlere denir. Kitaplarda böyle yazar. Selefi kimdir? Peygamberin aleyhissalatü vesselam yolundan gidenlere selef denir. Yani peygamberin arkasından gidenlere uymak demek. İmam-ı Azam kime uyuyordu? Hazreti İsa'ya tabi değil mi herhalde? Selefi biziz arkadaşlar. Beyler, bayanlar, selefi. Yani, şimdi kendisinin selefi olduğunu iddia ediyor. Ama sorarsanız ben Nakşibendi'nin Halid'i kuluyum diyecek. Ve Hanifi'yim diyecek. Selefiler zaten Hanifi mezhebine uymazlar. Selefilerin büyük bir çoğunluğu Maliki olması lazım. Hanbeli miydi, Maliki miydi? Ya Hanbeli ya Maliki'dir selefiler. Selefiler Şafi ve Hanifi değildir dostum. Bakın Şafii ve Hanifi değil Selefi. Ama diğer bütün imamları da kabul ederler. Onlar da kendi içlerindeki çelişkilerle mutlular. Ama bir Müslüman eğer hakikaten dinini yaşamak istiyorsa kendisi gibi düşünmeyene hakaret etmez. Fikirlerini eleştir, yanlışlarını göster ama İngiliz piyonu, İngiliz ajanı denir mi? Denir mi? Ben bunların 80 çeşidine video yaptım. Bir tanesini İngiliz ajanı demedim ya. Ya İngilizler sizin kadar düşük kalite insanlarla muhatap olmazlar. Allahu alem. Büyük bir ihtimal. Çünkü onların muhatap olacağı insanlar böyle FETÖ gibi adamlardır. FETÖ gibi. Daha planlı, daha zeki, daha akıllı gibi. Bu da benim zannım tabii. Sadece ben de
hüsnüzdan, suizana dikkat ederek yorum yapıyorum. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi veriyorum.